Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Toplamda 12 adet villadan oluşan site içerisinde. İngilizden satılık. Burası 3 artı 1 full eşyalı çok güzel bir villa. 4 milyon 200 bin TL ile satışta. Bence fiyatı da uygun. Full eşyalı içerisinde ebeveyn banyosu bulunan odaları da var. Geniş bir kullanım alanına sahip. Kendine ait bahçesi bulunan. Gördüğünüz gibi havuzu harika duruyor güvenliğimiz var. Toplamda da 12 adet villamız var. Fiyat gerçekten çok güzel. Böyle baktığımızda da hemen şu villayı tanıtacağız. Kendine ait bir bahçe da var. Peyzaj alanı oldukça geniş. Havuzun etrafında şezlong alanlarımız var. Yazın burası cıvıl cıvıl. Üst tarafta da zaten böyle yine şezlong ya da şemsiye koyabileceğimiz, oturabileceğimiz alanlar var. Ortak kullanım alanları. Villalar çok güzel. Camla kapatılmış bölümleri var. Kış bahçesi gibi kullanılacak bölümleri var. Mükemmel duruyor. Artı güvenliğimiz de var arkadaşlar. Akbük pazar alanının hemen üstündeyiz. Drone görüntülerinde zaten denize yakınlığını göreceksiniz. Maksimum 500-600 metre mesafede. Çarşıya, pazara, her yere çok yakın yürüyerek gidip gelebileceğimiz bir uzaklıkta. Şimdi bu bahçe alanı bizim villanın ön tarafında kalıyor. İsterseniz burayı kullanabilirsiniz ama zaten çakıl taşları dökülmüş ki Yabani otlar büyümesin diye bahçe bakımı yapılıyor güvenliğimiz var muhteşem bir yer benim çok hoşuma gitti evdeki eşyalarda hiçbir deforme yok rahatlıkla kullanabileceğiniz günlük kiraya verebileceğiniz eğer yatırım olarak düşünüyorsanız harika bir yer 4 milyon 200 bin TL zaten dışarıdan da baktığımızda hiçbir problemi olmayan harika bir villa gezeceğiz. Genelde bu site İngilizlerin oturduğu bir site arkadaşlar kışın böyle biraz daha sakin birkaç tane aile kalıyor. Ama yazın çok daha hareketli bir site sizi bekliyor olacak. Geniş balkonlarımız var. Hepsine bakacağız birazdan. Şöyle bahçe alanına bir bakalım. Bizim girişimiz buradan. Giriş kısmını da kapatmışlar. Çok güzel olmuş. Arkada da bir bahçe alanımız var. Bu bahçe alanının kullanımı tamamen size ait. Çam ağaçlarıyla diğer komşuyla aramız tamamen ayrılmış diğer tarafta da yine bitkilerle zaten burası bir duvar gibi izole bir hale gelmiş. Tamamen size ait. Burası isterseniz çakıl taşlarını kaldırıp bahçe olarak da kullanabilirsiniz. Ama güzel duruyor değil mi? Masa sandalye atıldığında muhteşem bir oturma alanı buradan çıkacaktır. Yaz aylarında çok da güzel olacaktır. Yazın sıcağından kaçmak için bugün biraz hava kapalı. Elimizden geldiği kadar böyle güzel bir çekim yapmaya çalışacağız. Şimdi giriş kısmımız bu şekilde. Böyle giriyoruz. Burayı zaten bir basamak yükseltmişler. Balkon kısmına buradan da geçiş var. Balkondan direkt bahçeye inebiliyorsunuz. Artı burayı da kapatmışlar. Rüzgarlık gibi kullanabilirsiniz. İçeride vestiyer alanımız var ama siz ben köşeye bir ayakkabılık koyayım diyebilirsiniz. Çok daha mantıklı olacaktır. Yan taraf sadece camla yapılmış. Şimdi evde hiçbir masraf yok. Girdiğimizde güzel bir antre var. Burada ayakkabılık olarak kullanabilirsiniz burayı. Ama böyle bir dolap koymuşlar. Büyük bir vestiyer yaptırabilirsiniz. Hemen karşı tarafta merdiven altı lavabomuz var. Salon mutfağımız var. Mutfak ayrı gibi. Çok güzel duruyor. Hepsine tek tek bakacağız. Şimdi güzel bir kullanım alanı var burada. Geniş. Buraya da bir tane küçük dolap koymuşlar. Arka tarafında temizlik malzemelerini koyabileceğiniz bir alan olarak değerlendirebilirsiniz. Seramikler çok şık duruyor. Ev çok eski değil. Maksimum 7-8 yıllık bir bina ama gayet güzel bir villa. Şimdi girdiğimizde mutfak ayrı gibi dedim. Gerçekten harika bir mutfağımız var. Panjurumuz da var burada. Bütün camlarda panjur da mevcut. Isı pompası da takılı ayrıca bu evde. Yani petekleri de takılı. Sadece düğmeye basıyorsunuz. Evi ısıtabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Gördüğünüz gibi ayrı mutfak gibi kısım içeride kalıyor. Salon kısmı da burada. Bu masa sandalye tabii ki dışarıya çıkacak. Bu yüzden biraz daha böyle dar gözüküyor ama geniş bir kullanım alanı var. Laminant görünümlü seramik kullanılmış zeminde. Ortada bir sehpa. Karşıya bir televizyon ünitesi bırakılmış. Koltuklar da güzel ama buraya böyle geniş şu şekilde geniş koltuklar yerine bir üçlü bir ikili koltuk konulsa çok daha şık duracaktır. Ama ben eşyaya para vermek istemiyorum. Hazır, her şey kurulu, kullanayım derseniz de bütün odalarda da kliması mevcut. Şimdi güzel bir balkonumuz var. Bu balkon yaz aylarında sizin oturacağınız, zaman geçireceğiniz, kahvaltınızı yapabileceğiniz bir alan arkadaşlar. Burası muhteşem bir yer. Balkonların geniş olması zaten çok çok güzel. Yeni imarda Balkonlar geniş olmuyor. Bu yüzden kullanım alanları daha dar oluyor. Ama böyle biraz daha eski yapılarda, eski projelerde çok daha güzel oturum alanlarına sahip oluyorsunuz. Mutfak kısmına bakalım. Şimdi koltuk çok güzel ama koltuğun bu köşesi burayı daha da daraltmış. Biraz ilginç bir koltuk. Böyle kalkıyor mu? Kalkmıyor biraz daha düzgün bir koltuk konsa çok daha güzel olurmuş. Şimdi mutlak kısmı benim en hoşuma giden yerlerden bir tanesi artı burada da bir balkonumuz var. Şimdi buradan başlıyor tezgah. Buraya kadar L şeklinde geliyor. Burada ankastri setimiz var. Mikrodalga ve fırınımız mevcut. Bunlar hepsi Ariston marka ve Silverline marka kullanmışlar. Güzel olmuş. Şimdi burada buzdolabını göremedim. Aslında buzdolabı nerede diye de düşündüm açık söyleyeyim. Büyük ihtimal bu buzdolabı yerine dolap yapmışlar. Bunun içerisini buzdolabı olarak değerlendirebiliriz. Yani buradan bir dolabı genişletebiliriz. Güzel olur. Yukarıda da spot aydınlatmalarımız var. Şimdi buraya dolap yaptırmışlar. Buzdolabını buraya almışlar. Tabi bu şekilde de kullanılabilir ama bence buzdolabının yeri diğer taraf. Buraya da güzel bir yemek masası bırakılabilir. Şimdi her tarafta ısı pompası var dedik ya balkonu nasıl ısıtacağız diye düşünmüşler. Böyle elektrikli peteklerden kullanmışlar. Bunları birkaç evde gördüm çok da güzel ısıtıyor. Camla tamamen kapatmışlar. Artı yeşil alan görüyorsunuz. Çoğu villada bu yok. Hepsi havuza bakıyor. Buranın önünde yeşil bir alan var. Aslında en şerefiyeli villasına sahip olacaksınız. Artı perdelerini de yapmışlar. Eksiksiz bir ev. Tertemiz bir ev. Dolaplar da çok güzel. İçerisinde de zaten bütün malzemeler mevcut. Yani buraya geldiğinizde hiçbir zaman bir eksiğiniz olmayacak. Bu bardakları hatırlıyor musun? Bu bardakları dağıtıyorlardı zamanında. Buraya set yapmışlar. Toplamda 15-16 tane bardak var. Şimdi yukarıya çıkalım yavaş yavaş. Merdivenler geniş. Kullanışlı merdivenler. Böyle dik merdivenler değil. Rahatlıkla çıkabiliyorsunuz yukarıya. Kendinizi yormadan. İki tane odamız var. Orta katta bir genel kullanım banyo lavabo var. Buraya küçük bir dolap yapmışlar. L şeklinde bir koridor. Koridorun sonunda banyo lavabomuz mevcut. Şimdi burada biraz daha kapı nereye değiyor diye baktım. Aşağıda peteğe değiyor. Güzel bir banyo lavabomuz var. Lavabomuz burada. Alt tarafta gördüğünüz gibi bir Duşakabin kabin yapılmış tekneli istenirse kaldırılıp tamamen ayrı bir şekilde de yapılabilir. Burada gördüğünüz gibi geniş bir kullanım alanı var. Ve makine yerimiz burası. Şimdi gösteremiyorsun içeriye alacağım seni. Kapıyı ben tutuyorum. Makine yerimiz burası. Ve üstünde de su ısıtıcımız var. Güzel bir ev gerçekten çok hoşuma gitti. Bak rutubetinden hiçbir şey yok. Aslında kışın ev bakıyorsanız ilk bakacağınız şey tavanlardaki o ekleme yerlerinde rutubetlen var mı? Renk değişimi var mı? Bunlara bakmanız gerekiyor ki düzgün bir eve sahip olun. Şimdi geldik yatak odasına. Çok geniş bir yatak odası. iki kişilik bir yatağımız var. iki tane komodin yan tarafına sığdırılmış. Artı geniş bir geçiş alanımız var. Karşıda dolabımız ve burada da makyaj masamız mevcut. Gayet güzel. Çok geniş bir ev. İki tarafta da zaten penceremiz var. Artı perdeleri de yapılmış, sineklikleri de yapılmış, panjurları da var. Her şeyle eksiksiz bir eve sahip olacaksınız aslında burada. Ki bir de balkonumuz var. Balkonun genişliği her şeyden önemli. Önce onu bir söyleyelim. Çünkü ben balkonlara bayılıyorum. Geniş balkonlar özellikle. Çıktığınızda böyle geniş güzel bir balkona sahipsiniz. Dediğim gibi İngiliz bir arkadaştan satılık burası. Buranın tamamı aslında İngilizlerden oluşuyor. Birkaç tane Türk aile var. Ama kışın genelde boş. Yazında biraz daha dolu geçiyor. Güzel bir oda. Şimdi diğer odaya bakalım. Odaların tamamı çok geniş. Odaların hepsinde de balkon var. Bu çok ayrı bir olay. Çok da güzel bir olay. Şimdi bunu burada gösterebileceğim en iyi. Gördüğünüz gibi petekleri takılı, ısı pompası takılı sadece bir düğmeye basıyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Çift kişilik yatak yine dolap ve komodin alanlarımız burada geniş. Artı bir de makyaj masası sığdırılmış. Demir dökümün hepsinde kliması mevcut. Güzel bir yatak aslında. Bunlar hiçbir deformasyon da yok. Rahatlıkla kullanılabilecek eşyalar. Ben tabii perdeler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Perdeler biraz çirkin gibi duruyor değil mi? bazı odalar mesela buradaki perde biraz daha değişik bir perde vintage perde gibi kullanılmış bizim köylerde vardı böyle çiçekli koyu hatırlar mısın onları çok güzel perdeler vardı onu görünce hep eskiyi hatırlıyorum o perdelerden bir tane sağ turda gördüm ben çok hoşuma gitti güzel bir site kullanım alanımız var geniş bir site kullanım alanımız var odalarda geniş olunca ev çok hoş bir görüntüye sahip oluyor. Tabii renkleri değiştirebilirsiniz. Burada biraz daha açık mor renginde bir renk kullanılmış. Ama siz istediğiniz renkte evi tekrardan boyatabilirsiniz. Ancak şu ana kadar herhangi bir masraf görmedik. Bence birkaç sene böyle oturulabilir. Güzel bir ev haline getirmişler. Şimdi geldik en üst kata. Yine bir antremiz var burada. Gün ışığından yararlanmak için bir penceremiz var. Merdiven boşluğu gayet güzel. Hemen odaya bakalım. Şimdi girişte sol tarafta ebeveyn banyosu var burada. Güzel geniş bir ebeveyn banyosu. Gayet kullanışlı. Yine tekneli bir duşa kabin yapmışlar. Bu teknelileri değiştirmek daha mantıklı geliyor bana artık. Burada da klozetimiz var. Lavabomuz da güzel. Kullanılabilir. İki kişinin rahatlıkla kullanabileceği bir olay. Şimdi burada borular var. Şunlar gözüküyor. Bunları bir gösterirsek. Şimdi bunlar çirkin gözüküyor ama sıcak su buraya da gelsin diye bağlamışlar arkadaşlar. Bu ısı pompasından gelen sıcak su. Bu yüzden böyle gözüküyor. Ve burada da güzel bir odamız var. Şimdi oda gayet geniş zaten. 3 odayı da gezdik. 3 de çok geniş odalar. Gayet kullanışlı. Dolabı, makyaj masası, her şeyiyle sığdırabildiğiniz odalar. Şimdi yeni evlerde genelde küçük küçük metrekareler görüyoruz. Giriyoruz bir yatak sığıyor. Sadece bir dolap küçük bir dolap koyabiliyorsunuz. Ama burada her tarafı rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İngilizlerin genelde şu özelliğini seviyorum. Yani genelde böyle pervaneli aydınlatmalar kullanıyorlar ki onlar da çok daha yazın kullanışlı hale getiriyor. Tamam klima var ama bunlar bence klimadan daha kullanışlı hale getiriyor Evi Bir de terasımız var Şimdi terası herhangi bir manzara yok Neden? Çünkü yanları tamamen Kapatmışlar Ama zaten burada Gördüğünüz gibi güneşlenebileceğiniz Birkaç tane şey Zongumuz var artı küçük bir depomuz var Açamadım Böyle bir gaza geldim Yapayım dedim ama olmadı Açamadık kilitli büyük ihtimal Güzel bir yer gerçekten şık bir yer e da kullanışlı. Üstü kapatılıp burası da çamaşır odası gibi değerlendirilebilir istenirse. 4 milyon 200 bin TL. Konumu çok güzel. Mevkiye göre bu fiyatlara da artık bulunabilecek rakamlar değil. Alınabilecek en güzel evlerden bir tanesi. Eşyalı olması artı bir puan. Günlük kira getirisi de çok yüksek arkadaşlar. Tabii ki bunun içerisinde ısı pompasının takılı olması, bütün odalarda klima olması tamamen başka bir olay. Şimdi ısı pompasıyla petekleri taktırmak şu an 200-250 bin TL civarında bir maliyet gerektiriyor. E, klimalarda en kötü klima şu anda 10 bin lirayla 15 bin lira arasında değişiyor düzgün bir klima alsanız dahi. E, bu fiyatlara baktığınızda da ev çok uyguna gelmiş oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Hava biraz kapalı. Yağmur başlayacak. Biz de yağmur yağmadan... Bu videoyu çekmek istedik. Kanalımızda yüzlerce video bulabilirsiniz. İsterseniz o seçenekleri de izleyebilirsiniz. Artı arsa videolarımız da var. Onları da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Alınabilecek güzel villalardan bir tanesini gezdik. Akbük merkezdeyiz. Denize yürüme mesafesinde pazarlarının hemen üst tarafında lüks villalardan oluşan bir bölgede site içerisinde şık bir villa gezdik.